Merhabalar. Kırılma mekaniği alanında sunmuş olduğumuz bu dersler kapsamında özellikle lineer elastik kırılma mekaniği ile ilgili birçok teorik detayı elimizden geldiği kadar bu dersler kapsamında aktarmaya çalıştık. Hatta ben bazı ödev problemlerimi de sizinle paylaştım. Benim yüksek lisans doktora yaptığım zamanlarda yapmış olduğumuz ödevlerden ve hatta o ödevlerden biri alt yüzeyi tamamen sabitlenmiş bir çatlak yüzeyine sahip bir kırılma probleminde gerilme ve yer değiştirmelerin tekillik derecesini Williams seri yöntemiyle analiz ediniz, belirleyiniz diye çok kapsamlı bir teorik bir konuyu bile size aktarmaya çalıştık. Belki bu kadar detaya ne gerek var veya bu pratikte neden, nerede karşımıza çıkabilir diye soru gelebilir aklınıza. Ancak özellikle bu elastisite ve kırılma mekaniği alanına hazırlamış olduğum bu dersler daha çok lisans üstü, yüksek lisans ve doktora eğitimi gören öğrencilerimiz ve gelecekteki bu konuda çalışmak isteyen akademisyenlerimize katkı olması amacıyla hazırladığım dersler olduğu için bu detaylarında bazı ilgililere, gerek duyanlara, ileride bilimsel çalışma yapmak isteyenlere bu konularda faydalı ve gerekli olabileceği kanaatiyle tüm bu detaylara girdim. Şimdi bu dersimizden itibaren ise artık biraz daha kırılmanın sayısal yöntemlerle, bilgisayar modelleriyle modellenmesi, simüle edilmesi, bu konularda artık bazı ders videoları hazırlamayı düşünüyorum. Yani bundan sonraki dersler artık biraz daha bizim pratikte karşılaşabileceğimiz farklı şekillere sahip bir parçada, genel bir şekle sahip bir parçada bulunan bir çatlak için kırılma analizini nasıl gerçekleştiririz? Gerilme şiddet faktörlerini nasıl hesaplarız? Karışık modda veya sadece mod 1'de parçamızın geometrisi karmaşıksa mod 1 yüklemesine bile maruz kalsa sadece açılma moduna basit geometri yani teorik analizde hesaplayabileceğimiz bir çözüm elimizde yoksa onu mecburen nümerik olarak modelleyip o problem için spesifik olarak K1 değerini hesaplamamız gerekiyor. Mixed mod, karışık modsa K1, K2, K3 özellikle 3 boyutlu problemlerde. Şimdi bu ders bundan sonraki başlayacak olan bu sayısal modelleme, nümerik modelleme kırılma alanındaki nümerik modelleme problemlerine aslında bir giriş dersi ve biz önce bu dersleri aslında quarter point element dediğimiz orta düğü noktalarının çeyrek lokasyonlara kaydırıldığı isoparametrik elemanların kullandığı bu quarter point çeyrek nokta elemanlarının kullanımıyla kırılma mekaniğinde biz aslında istediğimiz tekilliği elde ediyoruz. Neden? Hangi tekillik? Strain yani şekil değişimi ve gerilme dağılımlarındaki tekilliği, singularite neydi o? 1 bölü kök R singularitesiydi. Peki bunu biz direkt kullanmaya başlayabiliriz hemen model oluşturup orada quarter point elemanı çatlak ucunda uygulayıp ENSYS kullanacağız. Kendi akademik research lisanslı ENSYS programımızı onunla ilgili örnekler sunuyor olacağım. Oraya koyabiliriz ve bu şekilde bu elemanları koyup analiz yapabilirsiniz diyebiliriz. Ancak bunun yine neden bu elemanları kullanıyoruz ve neden 1 bölü kök R tekilliği var bu elemanlarda strain ve gerilme alanlarında, şekil değişimi ve gerilme alanlarında. Bunun kısaca açık kaynak olarak NASA Technical Report Server, NTRS'ten bulduğum gerekli detayları da içeren ve public olarak yani açık kaynak erişim sağlayabileceğiniz, herkesin erişebileceği ve açık kaynak kullanımın tamamen müsaade edildiği bu kaynaktan size gerekli özet detay şeklinde
bu konuyu aktarmak istiyorum. Yani neden bir bölü kök artikilliği var bu quarter point elemanlarda, neden bundan sonra bunları kullanacağız? Size sunacağım bu çalışmanın adı The Quarter Point Quadratic Isoperimetric Element as a Singular Element for Crack Problems. Bu document ID numarasıyla bütün detaylarına NASA NTRS'ten siz de erişebilir ve tüm detaylarıyla inceleyebilirsiniz. Evet, bu çalışma Hussein Lorenzen ve Feilacher tarafından gerçekleştirilmiş ve yazılmış bir makale. Şimdi burada bazı giriş açıklamaları var. Bunların detaylarını okuyabilirsiniz. Quarter point elemanda, yani bizim biraz sonra göstereceğimiz bir kuadratik ikinci dereceden interpolasyon fonksiyonlarına sahip bir son elemanda orta düğüm noktalarını çeyrek lokasyon, yani elemanımızın kenarı L ise onun dörtte biri lokasyonu çatlak ucundan ölçtüğümüz zaman, dörtte biri konumuna, koordinatına taşıdığımızda bu tekilliğin oluştuğuna dair bazı çalışmaların özeti verilmiş durumda. Ve bu makalede bir 2 ve 3 boyutlu formülasyonun detayları adım adım anlatılmış bulunmakta. Literatürde bulabileceğiniz ve açık kaynak olarak bulabileceğiniz nadir çalışmalardan birisi. Eski olmasına rağmen oldukça halen daha günümüzde faydalı. Neden faydalı diyoruz? Çünkü bu teorik gelişim ile zamanında biz nümerik modellemeyi yapabiliyoruz bu çatlak kırılma problemlerinde. Ve bunu halen daha pratik problemlerde son eleman modelleri uygulayarak yapabiliyoruz. Onun için teorik kısımlarını da bilerek yaparsak bu nümerik analizleri, daha bilinçli biz nümerik modellerimizi oluşturup onlardan sonuç elde etmiş oluruz. Burada kullanılan sembollerin bir özeti verilmiş. Ben zaten şimdi formülasyonu açıklıyor iken detaylarını size tek tek açıklıyor olacağım her bir parametrenin. Şimdi iki boyutlu durum için önce bir elemanımıza bir bakalım. Kuadratik eleman dediğimiz. Bakınız burada detaylı bir şekilde çizilmiş. 8 adet düğüm noktamız var. Bu aslında kare şeklinde düşüneceğimiz bir kuadratik eleman. Köşe noktalarımız 1, 2, 3, 4. Bu şekilde. Ve sonra 5, 6, 7, 8 şeklinde de bizim orta düğüm noktalarımız var. Midside nodlarımız var. Ve son eleman formülasyonu ile aşina olanlar bilir. Şekil fonksiyonları çok önemlidir bir eleman için. Onun tanıtımını yapan, karakteristiğini belirleyen fonksiyonlardır. Çünkü interpolasyon yapıyoruz biz bu şekil fonksiyonları ile. Ne interpolasyonu? Koordinatların interpolasyonunu yapıyoruz. Yer değiştirmelerin interpolasyonunu yapıyoruz. Veya siz başka bir problemi çözüyorsanız, elektrik simülasyonu olabilir, manyetik alan olabilir, ısı transferi problemi olabilir. O problemdeki geçerli ana parametre neyse onun interpolasyonunu yapıyoruz. Burada biz katı mekaniği problemlerinde, katı cisimler mekaniğinde koordinatların ve yer değiştirmelerin interpolasyonunu yapıyoruz problemin ana çözümü için. Tabii ki formülasyonun devamında türevler aldığımız zaman şekil değişimi ve gerilme ifadeleri de geliyor. Yine bu elemanların şekil fonksiyonlarına, shape function dediğimiz şekil fonksiyonlarına bağlı olarak. Tabii biz isoperimetrik formülasyon kullanıyoruz. Elemanımızın genel olarak her oryantasyonda ve her konumda kullanılabilmesi için. Ve bu isoperimetrik koordinat sisteminde bizim şu şekilde bu ortaya yerleştirdiğimiz zaman bu psi ve eta isoperimetrik eksenlerimizi
Bakınız burası say ve eta olarak eksi 1, eksi 1. Çizelim. Şurası say değerimiz 1, eta değerimiz eksi 1. Yukarıda artı 1 ve artı 1. Burada ise eksi 1 ve artı 1 koordinatlarındayız. Benzer şekilde midside node dediğimiz orta düğüm noktalarında ise 0. Mesela şu 5 no'lu düğüm noktasının psi koordinatı 0 ama eta koordinatı halen daha eksi 1. Çünkü eta eşittir eksi 1 kenarı. 1, 5, 2 kenarı. Bu şekilde değişik kaynaklardan da bulabilirsiniz. Bu şekil fonksiyonlarını kendimiz de çıkarabiliriz. Bu eksi 1, artı 1, şu köşe düğüm noktaları, orta düğüm noktalarının koordinatlarını kullanarak da interpolasyon yaklaşımını kullanarak biz bu n1, n2, n3 yani her bir düğüm noktasının kendi şekil fonksiyonu var. Bunların tamamına da n1'den n8'e kadar olan tüm fonksiyonların tamamına da bu 8 nodlu kuadratik elemanın şekil fonksiyonları diyoruz. N1 için bakınız 1 bölü 4 say eksi 1, 1 eksi eyla, say artı eyla artı 1'miş. Şekil fonksiyonunun şöyle bir özelliği vardır. Kendi düğüm noktasında, kendi değerinde değeri tamamen 1'dir. Mesela burada biz sağ yerine eksi 1 koymamız lazım. 1 düğüm noktamızın koordinatine isoparametrik koordinatlarımız eksi 1'e eksi 1. Eksi 1 koyduğumuz zaman burası ne olur bakınız? Eksi 1, eksi 1, eksi 2. 1, eksi, eksi 1, 2. 2 defa eksi 2, eksi 4 yaptı. 4'ler sadeleşti. Burada eksi 1 kaldı. Burası eksi 1, eksi 1, eksi 2 oldu. Artı 1, eksi 1 oldu. Eksi 1 ile eksi 1'i çarptık 1. N1'in değeri kendi düğüm noktası konumunda 1'dir. N1'in değeri tüm diğer düğüm noktalarında ise 0'dır. Kendinden başka tüm diğer düğüm noktalarında ise 0'dır. Benzer şekilde N5 kendisinde tam olarak 1'dir. Ama diğer tüm düğüm noktalarında değeri 0'dır. Ara değerler için biz tabi son eleman formülasyonunda ara değerlerde bunu kullandığımız için integrasyon düğüm noktalarında mesela burada 3'e 3 bir integrasyon alıyorsak diyelim bu elemanı integre etmek için yaklaşık olarak şu lokasyonlarda Gauss kuadratür integrasyon lokasyonları vardır. Ve böylece buralarda tüm 8 shape function'ın şekil fonksiyonunun 8'inin de değerleri 0'dan farklıdır. Ve integrasyon sürecinde bu değerler bütün integrasyon noktalarında ilgili matrisler değerlendirilerek, hesaplanarak, birbirine ekleyerek böylece Gauss kuadratür integrasyon rutini tamamlanmış olur. Peki şekil fonksiyonlarını bu şekilde tanımladıktan sonra biz formülasyonumuza devam edebiliriz. Biz burada şunu da yazalım. Bu eleman içerisindeki herhangi bir noktanın, bir P noktasının şu şekilde x değeri x P eşittir. Bu şekil fonksiyonlarının A eşittir 1'den 8'e kadar Ni nerede değerlendireceğiz yalnız? Bakınız psi p eta p konumunda değerlendireceğiz. Bu p noktasının elemanın içerisindeki psi ve eta isoparametrik koordinatları neyse orada değerlendireceğiz. Çarpı şekil fonksiyonları orada değerlendirecek. Yani burada psi ve eta yerine bütün bu fonksiyonlarda
Bu P noktasının psi ve P değerleri gelecek. Psi ve eta değerleri gelecek. Ni çarpı xi. Burada xi dediğimizde 1'den 8'e kadar olan tüm bu düğüm noktalarının global koordinatlardaki bu eleman, son elemanımızın içerisinde herhangi bir noktada, global eksenin merkezinde değil. Dolayısıyla 1, 2, 3, 8'e kadar olan tüm düğüm noktalarının x koordinatları çarpı her bir düğüm noktasının kendi fonksiyonunun bu p noktasında değerlendirilmesiyle biz xp'yi elde etmiş oluyoruz. Yani p noktasının global koordinatlardaki gerçek koordinat değeri, x değeri nedir? Benzer şekilde yp için de ni çarpı yi gelecek burada x yerine. Dolayısıyla burada interpolasyon için kullanıyoruz. Bunu da spesifik olarak buradaki örnekle belirtmiş olduk. Yani biz x eşittir 1'den 8'e kadar ni xi, buradaki psi ve eta değerlerimiz interpolasyon yapmak istediğimiz veya koordinatını bulmak istediğimiz noktanın psi ve eta değerleri. Y için de aynı şekilde interpolasyonumuzu aynı şekil fonksiyonlarımız ile yapıp değerimizi, y koordinatımızı hesaplayabiliyoruz. Ni ifademiz ise genel olarak, bakınız, psi i, eta i'lara bağlı olarak verilmiş durumda. Yani siz n1'i mi bulmak istiyorsunuz? Biz biliyoruz n1'in psi koordinatı nedir? Eta koordinatı nedir? Eksi 1'e 1'dir. Burada psi i ve eta i yerine eksi 1 ve eksi 1 yazdığınız zaman, değil mi? Bir nolu koordinat için psi i ve eta i eksi 1 ve eksi 1'dir. O zaman bu burada eksi 1 ve eksi 1 yazdığımız zaman şu parantez içi 1 eksi psi olacak. Burası 1 eksi eta olacak. Benzer şekilde buralarda da yazıp şekil fonksiyonunu n1 için elde ediyoruz. n5 veya 6 neyse koordinat değeri, psi eta değerleri orta düğüm noktalarında 0,5 veya eksi 0,5. Bunları da yerine yazarak bu ifadeyi elde etmeliyiz. Yani bu genelleştirilmiş şekil fonksiyonu ifadesi tüm düğüm noktalar için geçerli. Onun psi ve eta koordinatlarını koymanız şartıyla. Burada aynı interpolasyonu biraz önce bahsettim. Biz deplasmanlar için de yapabiliyoruz. Bizim elemanımız biraz önce kare bir elemandı. Yük etkisi altında deformasyona uğradı. Gerilmeler ve şekil değişimleri de oluştu. Tabii deplasmanlar oluştu önce ve şu şekilde bir hal aldı. Ben son eleman çözümündeki mantık ne? Önce biz bu formülasyon ile, yani düğüm noktalarındaki yer değiştirmeler, ki onlar bilinmeyen değerler, biz integre edeceğimiz noktalardaki u ve v değerlerine indirgiyoruz. Yani onları interpole ediyoruz. Bu şekil fonksiyonu yaklaşımıyla. Sonra türevlerini alarak şekil değişimi ifadelerimizi elde ediyoruz. Sonra gerilmelere geçiyoruz. Ve eleman stiffness matrisi dediğimiz rigidlik matrisini elde ederek bütün bu elemanların stiffness matrislerini birleştirerek, yani assemble ederek global matris oluşturuyoruz. Ve burada bizim bilinmeyenlerimiz de işte bu her bir elemanda bulunan bu nodlardaki u ve v bilinmeyen yer değiştirme değerleri. U x yönündeki yer değiştirmeler ve y yönündeki yer değiştirme bileşenleri olmak üzere. Bu denklem takımını çözdüğümüz zaman bütün elemanların stiffness matrislerini birleştirip global matris denklem sistemini çözdüğümüz zaman biz bütün nodlardaki modelin içerisindeki bütün elemanların tüm düğüm noktalarındaki yer değiştirme değerlerini hesaplamış oluyoruz. Bunları biliyorsak zaten epsilonları da hesaplayabiliyoruz. Dolayısıyla formülasyon aslında, yani finite element formülasyonu
koordinatların ve yer değiştirmelerin interpolasyonu ile başlıyor. Bu şekil fonksiyonlarını kullanır. Aynı x ve y'yi interpole ettiğimiz gibi u ve v ile şekil fonksiyonları ile interpole edebiliyoruz. Stiffness matrisi için epsilon şekil değişimi ifadelerini yazmamız lazım. İki boyutlu durumda epsilon x, epsilon y ve gamma x y var. Epsilon x'i hatırlayalım neydi? Del u del x idi. Epsilon y del v del y idi. Değil mi? Şuraya yazalım. Epsilon x eşittir. Burası da epsilon y eşittir. Peki gamma x y neydi? Gamma x y eşittir. Del v del x artı del u del y idi. Peki biz bunu matris formunda yazmak istersek şu şekilde bakınız birinci satır del del x u ile çarpılacak. Sıfır ise v ile çarpılacak. Yani biz epsilon x elde edeceğiz. İkinci satırda sıfır u ile çarpılacak. Del del y v ile çarpılacak. Dolayısıyla del v del y yani epsilon y elde edeceğiz. Üçüncü satırda ise del del x u burası aslında del del y olmalı. Bir yazım hatası gözüküyor. Sanki böyle yapılmış gibi. Dolayısıyla del u del y olacak artı şuradan da del v del x gelecek üçüncü satır ile bu sütunu çarptığımız zaman. Peki şimdi biz aslında bu epsilon ifademizi ki bu elemanımızın içerisindeki herhangi bir noktada ki epsilon bileşenlerini yani epsilon x, epsilon y, gamma x, y ifadelerini, değerlerini içeriyor, bileşenlerini içeriyor. Herhangi bir noktadaki. Ve burada deplasmanlar cinsinden yazdık. Biz bu strain terimlerini, şekil değişim terimlerini nihayetinde en nihai olarak bilinmeyen değerlerimiz olan bizim şu düğüm noktalarındaki deplasman değerleri cinsinden, ui ve vi cinsinden yazmak istiyoruz. Bu forma getirmek istiyoruz. Ve işte bunu yazabilmemiz için bu arada geliştirilmesi gereken bu B matrisi diye gösterilen bu matris aslında stiffness matrisi için çok kritik bir matris. Buna strain nodal displacement matrisi yani şekil değişimi düğüm noktası yer değiştirme matrisi diyoruz. Neden? Çünkü şekil değişimiyle düğüm noktalarının yer değişimi, yer değiştirme değerlerini bir araya getiren, arada bağıntı kuran matris. Strain nodal displacement matrix. Şekil değişimi, düğüm noktası, düğüm noktaları yer değiştirme matrisi. Peki burada bizim şu BI terimlerimizi yazacak olursak burada bakınız. Bakalım del ni del x geliyor. Şu ui, bu u değerini nasıl yazabiliriz? U değerini bakınız. Del del x de çarpılıyor bu. Del u del x. Peki o del del x'in del u del x'in içerisindeki u'yu nasıl yazabiliyoruz? U eşittir. 1'den 8'e kadar toplam ni ui. Yani burası del ni del x gelecek. Şuradaki del lx ne yapacak? Bu u ifadesinin içerisindeki ni fonksiyonunun içerisine işletilecek. Ama bu da tabii psi ve eta'nın fonksiyonu. Yani bizim isoparametrik koordinatlarımızın, şu isoparametrik koordinatlarımızın fonksiyonu ni. Tabii orada zincir kuralı uygulamamız gerekecek. Burada ikinci taraf yine sıfır. Bakınız birinci satırda şu ikinci sütun. Burada bu BI aslında düşünelim. Şu BI 8 adet burada BI devam edecek. Bakınız şurada. Ne yapacak bu? UI terimlerini çarpacak. Şuradaki 8 adet 8 tane düğüm noktası var çünkü.
Artı 0 var bir de burada. Bu sıfırlar ise şurada 8 adet sıfırımız olacak. Onlar da gelip VI terimlerini çarpacak. Çünkü burası del U del X ilk satır. İkinci satırda da benzer şekilde ilk 8'lik kısımda 0 var şurada. Son 8'lik kısımda da ise burada da bakınız. Şurada şu ikinci kısımda bu VI matrisimizin, V matrisimizin del NI del Y gelecek. Neden? Çünkü orası da del V del Y. Şurası bakınız del V del Y. Buraya da del NI del Y gelecek. Bu da ikinci 8'lik kısımda olduğu için bu matriste şuradaki VI'lar ile çarpılacak ve yani del V del Y'a eşit olacak burada. Formülasyon. Diğerinde ise şurası del NI del Y olmalı burası. Tekrar not edecek olursak burada bir yanlış yazım var gibi gözüküyor. Şu şekilde del NI del Y del NY del den X olacak burası. Burası del NI del Y UI ile çarpıldığı zaman ne olacak? Del U del Y verecek bana. Yani şu ilk satır, üçüncü satırdaki ilk eleman çarpı bizim vektörümüzdeki ilk eleman U. Üçüncü satırdaki ikinci eleman çarpı V ise şu del NI del X çarpı VI'lar ile çarpılacak. O da bizim toplam 8 adet çarpım ve toplam olacak için şekil fonksiyonlarıyla. O da bize del V del Y verecek. Yani biz gamma XY'yi ifade etmiş olacağız. Gamma XY terimini ifade etmiş olacağız. Burada tabi bize bu del NI del X del NI del Y terimleri lazım. Bunu nasıl elde ederiz? Bunu biz şu şekilde del NI del X eşittir. Bakınız del NI öncelikle bu sin fonksiyonu ve del psi del X zincir kuralını uygulamamız lazım. Del NI del eta ikinci parametremiz ve del eta del x gelmeli. Benzer şekilde del ni del y'yi yazsak burada da del ni del psi del psi del y artı del ni del eta del eta del y gelecek. Bunun tam tersini yapsaydım, yani şurada del ni del psi yazsaydım, o zaman ne gelecekti? Bakınız del ni del x del psi artı del ni del y del psi gelecekti. Yani tam tersi gelecekti. Şurada dolayısıyla bunun tersini yapsaydım da ben del ni del x ve del ni del y'yi şu şekilde bakınız del ni del psi ve del ni del eta cinsine yazabilecektim ki yapmaya çalıştığımız o zaten. Ancak biz şu bunları biliyoruz del ni del psi del ni del eta değerlerini ifadelerini biliyoruz. Çünkü zaten ni'lar psi ve eta'nın fonksiyonları. Buradan tersine gitmek için ise bizim bu şuradan karşımıza çıkacak olan aslında bakınız ben onu şöyle yazayım. Del ni del psi ve del ni del eta diye biz şu şekilde yazsaydık burada bizim şekilde bir 2'ye 2 bir çarpanımız ve yine burada del ni del x ve del ni del
Vay gelecekti. Şimdi burada o zaman del en ay del say nedir? Del en ay del x, del x del say. Şu o zaman ne olacak? Del x del say. Artı del en ay del y. İkinci terim burada ne olacak? Birinci satırda del y del say olacak. Aynı şekilde şurası ise yine del x del eta ve del y del eta olacak. İşte biz bu matrise J Jacobian matris diyoruz. Yani biz isoparametrik koordinatlar cinsinden türevleri yazmak isteseydik ne cinsinden? Gerçek koordinatlar x ve y türevleri cinsinden yazmak isteseydik bu aradaki dönüşüm matrisi Jacobian matris. Tersini yazmak istediğimiz zaman da aslında karşımıza ne çıkıyor burada bakınız. Şurada ne çıkacak? Del n i del x yazmak istediğimiz zaman ise del psi del x del eta del x geliyor. Şuraya del psi del x del eta del x gelecek. Diğerine ise del psi del y del eta del y gelecek. Buraya da del psi del y del eta del y gelecek. İşte biz bu matriste aslında onun tam tersi oluyor. Yani ben şurayı yazmak istesem bakınız şurayı del n i del x'i yalnız bıraktım. Bu Jacobian matris bu eşitliğin sol tarafına geçer. Yani nasıl geçer? Tersi alınarak geçer. Jacobian üzeri eksi 1. Jacobian üzeri eksi 1 olarak geçer. Bu matrisi Jacobian'ın tersi olarak adlandırıyoruz. Inverse of Jacobian. Ve terimleri ise burada da görebileceğimiz gibi şu ifadede de del psi del x del eta del x del psi del y ve del eta del y'yi içermeli. Ve bu J matrisinin de aslında tam tersi oluyor. Matematiksel olarak inverse'ünü tersini aldığımız zaman da bu ifadelere eşit değerler olmuş oluyor. Peki, şimdi Jacobian matrisimiz bizim bakınız yukarıda tanımladık. Del x del psi. Bununla ilgili biz x'in ne olduğunu da biliyoruz. X aslında bizim ilgili İntegrasyon noktamızın son eleman içerisindeki koordinat değeri, global koordinat değeri. Onun değeri nedir? X, biliyoruz biz interpolasyon fonksiyonu ile x eşittir toplam n i x i. Şu şekilde n i x i. Burada del x del psi için bakınız 8 adet bizim şekil fonksiyonumuzun sahaya göre türevini içeren birinci satırımız var. Bu birinci satır birinci sütun ile çarpıldığı zaman x i terimleriyle bize neyi verecek? Del x del psi verecek. Şu formülasyona göre. Çünkü burası toplam n i x i değil mi? X değerimiz. Benzer şekilde birinci satırdaki ikinci eleman için birinci satır ikinci sütunu çarpacağız. Yine del n i del psi bu sefer y i'larla yani elemanımızdaki y koordinatlarıyla çarpacağız. O zaman del y del psi bulacağız. Aynı şekilde ikinci satır içinde aynı işlemler yapıldığı zaman del x del eta ve del y del eta'yı bulmuş olacağız. Burada da del n i del eta terimlerimiz var. Jacobian bu şekilde tanımlandıktan sonra aslında biz B matrisimizi tamamen hesaplayabiliyor oluyoruz. Ve B matrisimizden sonra ise biz yani strain matrisini tamamen tanımlamış oluyoruz. Buradan bunu D elastisite matrisiyle veya stress strain ilişkisi matrisimizle gerilme şekil değişimi matrisimiz ile ki bu E ve nü ifadelerini içeriyor. Değil mi? Şekil değişiminden gerilmeye geçmek için biz Hooke yasasını kullanıyoruz. Hooke yasasındaki ilgili terimler bu. Bu matristeki terimlerimiz. Böylece sigma x, sigma y ve tau x, y'yi hesaplamış oluyoruz. Bu tabii plane stress durumu için
Çünkü plane stres'te hatırlayalım, sigma z değerimiz neydi? 0. Eleman stiffness matrizimizin formülü de son eleman formülasyonunda bunun çıkartımına detaylı bakabilirsiniz. Eksi 1'den 1'e integral, eksi 1'den 1'e integral bizim isoparametrik koordinatlarımızın sınırlar içerisinde. Elemanımız bizim bu eksi 1, 1 aralığında her iki isoparametrik koordinat için değiştiği için bu aralıkta integral alıyoruz. B transpose D, B matrix ve determinant of Jacobian. Jacobian'ın determinantı olarak geliyor. Çünkü şurada aslında bizim normalde dx, dy'dir bu. O dx, dy'yi açtığınız zaman burada determinant j ile çarpıp dx'i d eta'ya, d psi, d psi, d eta'ya döndürmüş oluyoruz. Böylece biz Gauss integrasyon yöntemini kullanarak bu eksi 1, 1 aralığında ilgili ağırlık fonksiyon ve değerleriyle çarpanlarıyla çarpıp matrislerimizi bu şekilde bu üçlü çarpımı değerlendirip ilgili Gauss integrasyon noktasında ve bunun bütün integrasyon değerleri için, noktalar için topladığımız zaman her birini stiffness matrisimizi, K değerimizi elde etmiş oluyoruz. Bu normal son eleman formülasyonu ile ilgili bazı detaylar. Şimdi çatlak ucu elemanı, crack tip element için nasıl bir değişiklik var? Bu quarter point noktalarıyla ilgili onları açıklayalım. Şimdi 4 ve 6 nolu denklemlerden hemen bakalım. Jacobian matrisinin inverse tersine ihtiyacımız var. Bizim ne için? Şekil değişimi epsilonu hesaplayabilmemiz için. Bakınız Jacobian'ın tersi burada lazım. Del ni del x için. Değil mi? Bu del ni del x'lerde BI'da lazım. BI'da 4 nolu şu denklem olan bizim B matrisimizi içeren bu strain nodal displacement matrisimizde lazım. Yani bize Jacobian'ın tersi gerekiyor. O zaman Jacobian'ın tersi gerekiyor ise inverse of Jacobian tekil ise, yani sonsuza gidiyorsa veya eşdeğer olarak J'nin determinantı sıfırsa onun tersi de sonsuza gider, değil mi? J'nin determinantı sıfırsa J üzeri eksi 1 de sonsuza gider. Dolayısıyla bizim aslında yapacağımız formülasyonda bu tür bir tekilliğe ihtiyacımız var. Çatlak ucunda değerlendirildiği zaman o Jacobian'ın tersi tekil olmasını istiyoruz. İşte bu durum orta düğüm noktalarını, yani figür 1'deki 5 ve 8 nolu düğüm noktalarını, hemen bakalım. 5 ve 8 nolu düğüm noktaları. Eğer biz burayı çatlak ucu olarak tanımlarsak, şu şekilde bakınız, bu çatlak ucuna konumlanmış 1 nolu düğüm noktasında, çatlak ucunda bulunan bir eleman olarak tanımlarsak bunu, bu 5 ve 8 nolu düğüm noktalarını bu orta düğüm noktalarından çeyrek düğüm noktası konumuna getirirsek, yani şu konumlara getirir isek ki burada bizim psi değerimiz ne olacak burada? Şurada bakınız, psi değerimiz eksi 1 yerine eksi 1 bölü 2 olacak. Çünkü 5 nolu düğüm noktasında 0 değerinde. Burada 1 nolu düğüm noktasında eksi 1. 2 nolu düğüm noktasında 1. Eksi 1, 1 aralığında değişiyor. Benzer şekilde şurası ise eta eşittir eksi 1 bölü 2 olacak. Diğer quarter point düğüm noktası ise. Quarter point noktalarına eğer biz bu nodları, düğüm noktalarını yerleştirirsek bunun bu şekilde yani bizim aslında deplasmanın türevini içeren, yer değiştirmenin türevini içeren o strain, şekil değişimi ifademizin tekil olduğunu ispat edebiliriz. Şimdi onu hemen bahsedelim.
1-2 çizgisi boyunca ki orada eta eşittir eksi 1. Burada bu tekillik durumunu analiz edelim şimdi. Bu şekil 1'deki eta eşittir eksi 1 kenarı boyunca. Şimdi biz analizimizi bu 1, 5, 2 düğüm noktalarını içeren eta eşittir eksi 1 kenar üzerinde yapacağız. Ve biz bu 5 nolu düğüm noktasını sağ eşittir eksi 1 bölü 2 konumuna getirmiş oluyoruz. Ve burada dikkat edelim, bakınız N1 var. N2 var 2 nolu düğüm noktası için ve N5 var. Say ve eta'nın fonksiyonu olarak. Burada eta yerine 1, 5, 2 nolu düğüm noktaları olduğu için ne koyacağız eta yerine? Eta yerine biz eksi 1 koyacağız bu ifadelerde. Çünkü bu kenarın üzerinde sabitledik konumumuzu artık. Ve bunu yaptığımız zaman, yani biz N1, N5 ve N2'yi eta eşittir eksi 1 de çizgisi kenar boyunca değerlendirdiğimiz zaman şekil fonksiyonlarımız bizim şu ifadelere indirgenecek. N1 eksi 1 bölü 2 say çarpı 1 eksi say çarpı x1 gelecek tabii. Artı N2 çarpı x2, N2 değerimiz 1 bölü 2 say 1 artı say'a indirgenecek. Bunu biraz önce gösterdiğim şekil fonksiyonlarında eksi 1 koyarak eta yerine sağlamasını yapabilirsiniz. Artı N5 çarpı x5 gelecek. N5 değerimizde 1 eksi say kare olacak. 1 eksi say kare olacak eta yerine eksi 1 koyduğumuz zaman. Peki biz şimdi burada, eğer şurada da gösterdiğimiz gibi bu elemanın bu uzunluğuna, kenar uzunluğuna L dersek, burada bakınız. Buraya L dersek, L bölü 2 konumunda ve buraya da x eşittir 0 olarak addedersek, şu burada x eşittir 0 dersek, burada x eşittir L bölü 4'tür. Çünkü artık çeyrek nokta, quarter point konumuna geldi. Buranın koordinatı ise x eşittir L'dir. Yani çatlak ucunda benim koordinat sistemimi çatlak ucuna taşıdım ve çatlak ucunda kenar uzunluğu L olan bu kuadratik eleman var ve orta düğüm noktalarını quarter point noktalarına taşıdım. Bu şekilde burada biz x1, x2 ve x5 yerine sırasıyla 0, L ve L bölü 4 yazarsak elde edeceğimiz yukarıdaki ifade şu hale gelecektir. 12 nolu denklem haline gelecektir. Buradan sayı çözdüğümüz zaman ikinci derece bir denklem elde edeceğiz biz buradan. Bakınız. Sayı çözdüğümüz zaman bu ifadeden x cinsinden ters dönüşüm yapmış olduk. Yani o kenar boyunca ben x koordinatını verdiğim zaman ona tekabül eden say değerini bu 13 nolu denklem ile hesaplayabileceğim. Diğer türlü say değerini verdiğim zaman o kenar boyunca, alt kenar boyunca, eta eşittir eksi 1 kenar boyunca, herhangi bir say değeri verdiğim zaman eksi 1, 1 aralığında o noktaya tekabül eden, o say noktasına tekabül eden global x koordinatını buluyorum. Burada da tam tersi dönüşüm yapıyoruz. Peki burada bu kenar için indirgenmiş Jacobian'ı düşündüğümüz zaman, tabi x için sadece, del x del say, bakınız, yani şu ifadenin siz türevini alın say'a göre, del x del say'ın karşınıza say'lı bir ifade çıkacak buradan, değil mi? Oradan da gelip o say yerine şu ifadeyi koyunuz. Elde edeceğiniz ifade karekök x l olacak. Karekök x l. Yani yukarıdaki ifadenin say'a göre türevini aldık 12 nolu denklemden ve say'ın x cinsinden değerini de biliyoruz. Şu elde ettiğimiz bu ifadede
Şu denklemi yerine koyduğumuz zaman da karekök x, l elde edeceğiz. Burada tabii gördüğümüz gibi bu denklem inverse of Jacobian, yani bunun tersini aldığımız zaman x eşittir 0'da psi eşittir eksi 1'e tekabül ediyor bu. Bir tekillik içermekte. Burada şunu görüyoruz. Burada indirgenmiş Jacobian terimi x eşittir 0'da değeri 0 olacak. Bunun tersini içeren inverse Jacobian ise, inverse of the Jacobian ise tekil bir terim haline gelmiş olacak. Bizim istediğimiz de zaten buydu. Peki bu tekilliğin order'ı, mertebesi nedir? Yani karekök 1 bölü, biz ne istiyoruz? 1 bölü karekök r veya r üzeri 1 bölü 2 tekilliği istiyoruz. R üzeri eksi 1 bölü 2 tekilliği istiyoruz. Burada şimdi biz aslında aynı şekilde x'i yazdığımız gibi, bakınız şurada 11 nolu ifadede x interpolasyonu yaptık kenar boyunca. X koordinatın interpolasyonu. Aynı şekilde ben eksi 1 bölü 2, bakınız psi 1 eksi psi, x 1 yerine u 1 yazacağım. Burada x 2 yerine u 2 yazacağım. X 5 yerine u 5 yazacağım. Şuradaki şekil fonksiyonlarımız n 1, n 2 ve n 5. Eta eşittir eksi 1 kenarına indirgenmiş şekil fonksiyonlarımız 1, 2 ve 5 nolu düğüm noktaları için. Bunu şimdi biz 13 nolu denklemde şurada psi değerini x cinsinden biliyoruz. Gelip şurada yerine yazdığımız zaman psi değerlerinde x olarak karşılıklarını yazdığımız zaman 13 nolu denklemi kullanarak elde edeceğimiz ifade 15 nolu denklem. 15 nolu denklem. Bunun türevini aldığımız zaman bakınız del u del x'i alacağız. Değil mi? X'e göre türev alacağız. Elde edeceğimiz değerler, bakın u1 düğüm noktası yer değiştirmesinin çarpanı artı şu ifade çarpı u2 düğüm noktası yer değiştirmesi, u5 düğüm noktası yer değiştirmesi yine ve onun karekök x içeren paydada karekök x içeren, ki o bizim istediğimiz 1 bölü karekök r tekilliği. Şimdi sadece biz burada şu x kenarı üzerinde olduğumuz için aslında bizim r değerimiz, değil mi, buradaki x koordinatı olmuş oluyor direkt bu kenar üzerinde. Yani aslında bu ifadeden biz şurada bakınız 3 bölü karekök x, 1 bölü karekök x, 2 bölü karekök x geldi. Paydada karekök r, karekök x tekilliğini bu şekilde ispat etmiş olduk. Ne için? Şekil değişimi için. Epsilon x el alındı burada şimdi sadece. Gerilme için de zaten burada ne olacak? Hooke yasasını kullanarak elastiklik modülü çarpanı ve Poisson oranı ifadeleri gelecek elastisite matrisinden. İki boyutlu problem için. Dolayısıyla gerilmeler de aynı şekilde 1 bölü karekök x veya 1 bölü karekök r tekilliğini içermiş olacak. Şimdi burada aslında evet bu kenar boyunca eğer bu kare eleman alınır ise, burada şu kare eleman alınırsa, buradaki eta eşittir eksi 1 kenarı boyunca 1 bölü karekök r veya 1 bölü karekök x tekilliği var. Ancak bu çatlak ucundan uzanacak diğer doğrular boyunca, yani radyal doğrular boyunca bu karekök r tekilliğinin olmadığı görülebilir. Direkt bu dikdörtgen eleman alınırsa, burada da açıklandığı gibi the singularity at node 1 çatlak ucu değerimiz artık bizim. R eşittir 0'a gittiği zaman tekile gidiyor ifadelerimiz. Epsilon ve sigma ifadelerimiz.
Bu tekillik diğer, bu şu anda çizdiğim o doğrular boyunca, diğer doğrular boyunca daha zayıf bir tekillik. Yani bu diğer radyal çizgiler boyunca daha zayıf olan bu tekillik 1 bölü r üzeri 0.2, 1 bölü r üzeri 0.3 veya r üzeri eksi 0.2, r üzeri eksi 0.3, r üzeri eksi 0.1 gibi daha zayıf bir tekillik değerleri olabilir. Burada açıklanan bir başka konu da bu bizim istediğimiz bu kırılma probleminde bizim çatlak ucundan uzattığımız herhangi bir radyal çizgi boyunca istediğimiz o 1 bölü kare kök r tekilliği aslında bizim bu kare elemanımızdaki, bakınız şu dik kenardaki diğer köşe noktasının ve düğüm noktasının, şu düğüm noktasının çatlak ucuna kolaps edilmesi, kapatılması ile, onların üst üste konması ile aslında herhangi bir radyal çizgi boyunca 1 bölü karekök tekilliği, karekök R tekilliğinin elde edildiği bize bahsedilmekte. Şimdi buna bakalım, bu elemanımıza bakalım. Yani şuradaki 8, 4 ve 1 nolu düğüm noktaları aynı konuma gelmiş oluyor. 8, 4 ve 1. 4 ve 8 nolu düğüm noktalarını ne yapıyoruz? Aynı konuma getiriyoruz şuraya. Üst üste kolaps ediyoruz. Ve 7 nolu düğüm noktası artık ne oluyor bakınız? Burası şu şekilde bir üçgen elemana dönmüş oluyor. 7 nolu düğüm noktası ise bunun ortasında oluyor. Şimdi ne yapıyoruz? Bu 7 nolu düğüm noktasını gelip quarter point'e, yani çeyrek lokasyona kaydetmiş oluyoruz. Şöyle. Bu 5 zaten çeyrek nokta konumundaydı. Yaptığımız değişiklik şu oluyor. Şöyle çizecek olursak kolaps edilmiş halini de kırmızı ile çizelim. Biz aslında şu düğüm noktalarını birleştiriyoruz üst üste ve şu şekilde şu düğüm noktası da buraya quarter point'e geliyor. Bu da buraya geliyor. Bu şekilde biz collapsed quarter point eleman elde etmiş oluyoruz. 8, 4, 1 düğüm noktaları çakışmış. Çeyrek nokta elemanı bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Burada da makale çalışmasında burada determinantı, Jacobian'ımızın determinantının burada alfa, bakınız elemanımızdaki şu kolaps edildikten sonraki şu açısı, bu açısına bağlı olarak bize değer verilmiş determinantın ve burada psi eşittir eksi 1. Dikkat edelim şimdi bu ifadede. Psi eşittir eksi 1 koyduğumuz zaman 1 eksi 1 0. Küpü 0. Sinüs alfa ne olursa olsun. Eta değerimiz ne olursa olsun. Bakınız bu determinant ifadesinde hiçbir eta ifadesi yok. Eta terimi yok. Halbuki bizim elemanımız hem psi hem eta içeriyor. Değil mi? Yine biz elemanımızdaki psi ve eta'ları bu şekilde gösterecek olursak, psi ve eta, burada psi değerimiz bizim eksi 1. Eksi 1. Şöyle yazalım. Psi eşittir eksi 1. Bu determinant ifadesinde psi eşittir eksi 1 yazdığınızda determinant 0 eşit oluyor. Onun Jacobian'ın tersi olduğu zaman sonsuza giden, yani tekil bir terim elde etmiş oluyoruz. Yani eta değerimiz ne olursa olsun psi eşittir 1'de sonsuza giden bir inverse Jacobian'dan, Jacobian'ın tersinden söz ediyoruz burada.
Bu eleman için kutupsal koordinatlar kullanılarak, yani x yerine r kosinüs teta, y yerine r sinüs teta yazarak ve tüm elemanın düğüm noktası yer değiştirmeleri ve şekil fonksiyonlarından gelecek olan ilgili çarpan terimleri kullanılarak, ki onlar burada şurada eta'ları içeren bu terimler kullanıldığı zaman u ifadesi de bu şekilde detaylı bir formül ile ifade edilmiş oluyor. Karekök r çarpanı ile r üzeri 1 bölü 2. Bakınız. Parantezin en dışındaki çarpan olarak 2 karekök r var. Karekök r çarpanında olan bu deplasman ifadesinin biz x'e, y'ye veya r'ye göre türevini aldığımız zaman kartezyen koordinatlardaki veya kutupsal koordinatlardaki şekil değişimi değerleri bileşenleri için, yani epsilon x, epsilon y, gamma x, y veya epsilon r, epsilon theta, gamma r theta için, burada göreceğiz ki payda kısmında kök r gelecek. Yani 1 bölü kök r tekilliği içerecektir bizim bu ifadelerimiz. Ve makale buradan tabi sonlu eleman analizinden u'yu belirleyebiliyorsak, ki biz sonlu elemanı çözdüğümüz zaman bu düğüm noktalarındaki şu bilinmeyen değerler u2, u5, u7, u2 gibi değerler bilinmeyen düğüm noktası yer değiştirmelerimiz. Sonlu eleman çözüldüğü zaman model çözümden elde ettiğimiz değerler direkt bu deplasmanlar, yer değiştirmeler. Bunu biliyorsak u ve v ifadelerimizi biliyoruz. U ve v ifadelerimizi biliyorsak biz Westergaard çözüm yönteminden bunun asimptotik veya çatlak ucu alanlarına bağlı olarak elde edilmiş olan, ki orada gerilme şiddet faktörü çarpanlarımız vardı. K1 ve K2 süperpozisyon yaptığınız zaman mod 1 ve mod 2'yi, bu yer değiştirme ifadelerini biz biliyoruz çatlak ucu alanları için. Yukarıdaki U ve V'yi de sonlu elemandan hesapladığımız zaman, burada V yazılmamış, yani dikey yer değiştirme denklemi, o da aynı şekilde burada ne gelecek? V bilinmeyenleri gelecek düğüm noktalarındaki U'lar yerine. Buradan biz o zaman her iki, yani 18 ve 20 nolu denklemi karşılaştırarak buradan K1 ve K2, tabii bize burada V denklemimiz de lazım, K1 ve K2'yi çözebiliriz. Deplasmanları biliyoruz son eleman çözümünden. Deplasman dağılımını biliyoruz herhangi bir R ve teta konumu için. Onun değerini son eleman çözümünden biliyoruz. Karşılaştırırız. Buradaki K1 ve K2'yi Westergaard çözümüyle bunu eşleştirdiğimiz zaman, buradaki Westergaard çözümünde bulunan bu K1 ve K2 bilinmeyenlerini de biz bu iki bilinmeyen iki denklemden çeker ve bu şekilde çözebiliriz. Bakınız, buradan K1 ve K2 değerlerimizin de çözümü sonlu eleman çözümü kullanılarak, ki burada U ve V sonlu eleman çözümünden elde ettiğimiz herhangi bir R ve teta konumundaki U ve V değerlerimiz. Bu fonksiyonu, 21 nolu fonksiyonu değerlendirdiğimiz zaman da K1 ve K2 bu şekilde çözebilmiş oluruz. Benzer şekilde 3 boyutlu durum içinde bu elemanın 3. boyuta ekstrüde edilmiş olduğunu düşünün. Tabi normal kare eleman dikdörtgen prizma veya küp eleman haline gelmiş olacak. Bunun collapse edilmiş versiyonu ise, collapse edilmiş versiyonunda ise bakınız, burada 2, 6, 18, 3, 7, 19 nolu elemanlar, şurası collapse edilmiş durumda, bakınız burası. Bu kenar üzerine collapse edilmiş. Demek ki çatlak ucumuz, crack tipimiz veya crack front, çatlak önümüz bu kenar boyunca olacak. Bu da
aslında üçgen prizma, kolaps edilmiş üçgen prizma elemanımız ve buradaki, bakın şu orta düğüm noktaları da nereye taşınmış oluyor? Çeyrek lokasyon konumlarına taşınmış oluyor. İki boyutlu problemin aslında üçüncü boyuta ekstrüzyonu şeklinde bunu düşünebiliriz. Aynı tekillik değeri, bir bölü karekök r tekilliği burada da söz konusu. Yani biz eğer özel bir eleman geliştirmemiş isek, daha sonra bu elemanlardan bizim kendi bilimsel çalışmalarımızda kullandığımız zenginleştirilmiş enriched character elements dediğimiz elemanlar var. Bu elemanlar gibi elemanlar kullanmıyorsak bizim normal bir sonlu eleman meşi bölüntüsü kullanarak bu çatlak ucundaki 1 bölü kök r tekilliğini simüle etmemiz, mimik etmemiz gerekiyor. Ki oradan elde ettiğimiz yer değiştirmeler ve gerilme alanları o yakın bölgede mümkün mertebe bizim teorik çözümümüze olması gereken değerlere yakın olsun. Sayısal çözüm nihayetinde tam değerin bir yakınsaması değil mi? Onu biz belli sonlu sayıda elemana bölerek aslında gerçek çözümün bir arayışı içerisindeyiz. Ne kadar sık bir meş kullanırsak modelimizde o kadar gerçek sonuca yaklaşırız. Ancak çatlak ucunda sonsuza giden bir gerilme ve şekil değişimi terimleri söz konusu olduğu için, tabii bu matematiksel olarak sonsuza gitmeden bahsediyoruz. Gerçekte çatlak ucunda akma gerçekleşiyor malzemede. Bunu simüle edebilmemiz için işte bizim sonlu eleman modelimizde ki bu orta düğüm noktalarını çeyrek lokasyonlara getirdiğimiz zaman kenar uzunluğu açısından biz istediğimiz bu 1 bölü kök r tekilliğini simüle etmiş oluyor ve modelimizin içerisine bu şekilde dahil etmiş oluyoruz. İlerleyen derslerimizde bu tür elemanlar kullanılarak nasıl bazı hem mod 1 hem mod 1-2 kırılma problemlerinin çözümü ve gerilme şiddet faktörlerinin hesaplanması ile ilgili bazı uygulamalar, pratik uygulamalar sunuyor olacak.